Live Bahar Söyleşilerinin son gününe hepiniz hoş geldiniz. Bu kadar varmış. Efendim 16 Mayıs'ta biliyorsunuz Nil Kara İbrahimgil Lefke 16 Ağustos stadyumunda bizlerle olacak. Bugün de söyleşilerimizin son günü Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaşlıları göreyim. Alkış yapıyorum. Fenerbahçe'de oynadı. Ve milli takımda bizleri gururlandırdı. Beansport'ta da spor yorumculuğu yapıyor. Şimdi hem çok başarılı bir futbolcu geliyor hem de bence çok yakışıklı. Huzurlarınızda Türel Metin! Nasılsın? Kolay gelsin. Hocamız şey dedi, gelecek arkadaşlar varmış, dersiniz bitmemiş. Bir 5-10 dakikaları daha varmış. Bekler miyiz dedi. Ben dedim gidelim biraz salonla kaynaşalım. Onlar geldiğinde daha detaylı başlarız nasıl istiyorsanız. İyisiniz. Yo ben tamam, gayet iyiyim hatta. Şey oluyor değil mi? Buraya oturmak zorundasın. Böyle klasik şeyler var ya, tam bana göre o işler yani. Herkese böyle. Kaç öğrenci var okulda? Totalde 13 mü? Güzel. Yabancı? Yabancı kaç tane? Türk? Türk yabancı hepsi 13 bin, onu anladım da yabancı kaç tane diyorsun? Mesela şey, şöyle bir info aldım işte, Nijeryalı falan gelip 4 sene hiç ülkesine dönemeden burada kalıp öyle gidiyormuş okulu bitirdiği dakika. Doğru mudur bu? Uçak biletleri pahalı normal. Ne? O da doğru. Bekliyoruz değil mi ötekiler gelecek diye? Başlayalım. Nerede şey? Benim nerede? Gel sen yanıma gel. Sen lazımsın bana. Sen de başıma bu kalabalıkla nasıl baş edeyim ben? Evet arkadaşlar sorularınızı alalım. Alışkın da değiliz kalabalığa. Hemen soruya mı geçiyoruz? Hemen soru cevap mı? O zaman... Bak benim bir fikrim var. Buyurun. Biraz deneyimliyim bu konuda. Yaptım bu işi çokça. Çok da keyif alarak yapıyoruz. Hoşuma da gidiyor. Hem seçilmiş olmak, yani istenilmek, sizinle beraber olmak keyifli. Hem de gerçekten böyle aydın bir kitleyle beraber olmak çok arayıp da bulamadığımız bir şey. O yüzden severek, isteyerek buradayım. Onu öncelikle belirteyim. İkincisi, fikrim şu. Burası bir klişeye bürünmesin istiyorum ben. Biraz samimi olsun istiyorum. Çünkü bana kalırsa da 10 saat anlatırım. Sen de böyle ağzının suları aka aka dinlersin beni. Ona şüphe yok. Ya gönül ister ki hiç buradan dışarı bir şey çıkmasın. O zaman başka türlü anlatırım. 3 gün otururuz burada. Ama çıkacak, ona eminim. O yüzden ben de biraz ihtiyatlı davranacağım. Malum pozisyondan dolayı. İstiyorum ki hani geldik onca yolu sizde karşımızda muhatabı bulmuşken şey olsun. Yani böyle hatır geçer bir sohbet olsun. İşte klişeye bürünürsek ben zaten buraya notlarımı aldım. Klişeler basit. Bana soracaklarınızı ben kendi kendime sorarım burada. Size hiç fırsat tanımadan cevabı da veririm. O zaman da çok hoş olmaz. Bir yerini de bulmaz. İstiyorum ki bilmedikleriniz öğrenilsin. Burada bir hikaye anlatılsın. Buradan çıkarken biraz üstüne düşünün. Yani gerçi benimkisi bir hikaye ki bir başarı hikayesi midir? Anlatılacak bir şey var mıdır? Orası tartışılır. Çok göreceli. Ama o soru cevap kısmını senin üstünden yükü alarak şöyle yapmak istiyorum ben.
Hemen ben 5 tane soru sorayım. Mutlaka içeriden gelecek. Onlara çabuk çabuk cevap vereyim. Ondan sonra üzerine konuşabileceğimiz 1 milyon şey olsun istiyorum. 1. Tabii Beşiktaşlılar var, Fenerbahçeliler var, aranızda Galatasaraylılar var, başka takımları tutanlar olabilir. Ligin gidişatını merak ediyorsunuz. Hafta oldu 33. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Yani önümüzdeki bu hafta Galatasaray-Başakşehir maçı 32 haftası oynanmıştık de döndü dolaştı bir maça geldi. Ve düğün bu maçta çözülecek. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Buna ayrıntılı detaylı konuşuruz. Sorulardan bir tanesi bu. Eminim soracağınız. Ötekisi hakemleri, hakem hatalarını ve VAR'ın olan etkisini soracaksınız. Mutlaka kafanıza takılıyordur. Buna da cevap buluruz. Tabii mutlaka transferin perde arkasını soracaksınız. Niye Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittiğimi. Hepinizin kafasında 1 milyon soru işareti vardır. Çok açık yüreklilikle cevaplayacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Yani yorumculuk mu? Sahaya inecek miyim? Teknik direktörlük yapmak ister miyim? İstiyor muyum? Planlarım arasında var mı? Diye soracak olanlar olabilir. Buna da cevap veririz. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın ligdeki pozisyonlarını sorarsınız. Onları da açıklarız. Bunun dışında sizin benim notlarımın dışında sormak isteyeceğiniz ekstra bir soru varsa hemen onunla başlayalım. Ondan sonra devam edelim. Senden mi var soru? Buyur abiye bir mikrofon. Günün ilk talihlisi. Hocam ben öncelikle hoş geldiniz. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin tempolu, presli, yani günün futbolunu oynamasını istiyorum. Bu futbolu yapılacak olan transferlerle ilgili mi yoksa teknik direktörün tamamen kendi inisiyatifi konusunda oynatığı mı? Bak çok soru gayet açık. Cevabı ondan daha açık. Şöyle söyleyeyim. Senin istediğin şeyi yapabilecek teknik direktör Fenerbahçe'nin başında var. Neden? Daha önce yapmışlığı var. Yani Ersun Hoca Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda gerçekten hem Fenerbahçe taraftarının hem ülkedeki bütün futbol severlerin nabzına hükmetmiş, istediği futbolu oynatmış ve mutlu sana şampiyonluğa ulaştırmıştır. Şimdi ben sana klişeden çıkalım dediğim tam burası geliyor. Buna çok ortalama bir cevapla geçiştirebilirim. Neler olabileceğini der. Ama şöyle söyleyeyim. Geçenlerde ödül töreni yaptık biz. Bein Sports ailesi olarak. Sayın Başkan Ali Koç'la, Ali abiyle orada ayaküstü kısa bir sohbetimiz oldu. O da şöyle söyledi. Ya Tümer, sen bizde oynadın. Ne zorun var bizde dedi. Yani niye bu kadar eleştiriyorsun? Cevap çok basitti. Tek kelimeyle cevap verdim. Evet bir zorun var. Büyüklüğünüzle. Yani altı çok dolu. Fenerbahçe'nin genleri bir başkadır. Fenerbahçe'nin suyun öbür tarafıdır. Orada bunu hiç alışamadım biliyor musun? Ya ben sahada yaptıklarımın alkışlanmasına alışkınım. Söylediğim bir şey alkışlanınca hala bir tuhaf oluyorum. Yapma ne olur. Fenerbahçe hakikaten suyun öbür tarafıdır. Çok büyüktür. Yani büyüklüğü tartışılmaz. Ve şu anda içinde bulunduğu durum kaliteden yoksun. O büyüklükten yoksun. Futbolcu toplumunun birine gelmişti. Bunu da transfer politikası diyebilirsin. Geçmişten gelen hatalar diyebilirsin. Yanlış transfer tercihleri, yanlış hoca tercihleri diyebilirsin. Düzelir mi Fenerbahçe? Düzelir. Ben Ali Başkan'ın çok başarılı olacağı kanaatindeyim gerçekten. Yani bu ülkede o muhtedil, ılıman futbol iklimi gelecekse Ali Başkan bunların başında gelebilecek insanlardan bir tanesi. O dili kullanan insanlardan bir tanesi. Biraz zamana, biraz da sabıra ihtiyaç var. Bu da Fenerbahçe ile adı anılmaya başladığında en zor beraber anılacak iki tane sıfattan bir tanesi zaman ve sabır. Fenerbahçe'de çok işlemez. Orada hemen işlerini yoluna koyup hemen harekete geçmen lazım. Ama bu sene bir kayıp buradan ders çıkarmak. 8-10 tane var. O zaman 5-6 tane vardı. Şu anda 8-10 tane var. Sus hiç oralara girme dedi. Yani orada yeniden bir yapılanma, yeniden bir kadro inşası, takım organizasyonu şart. Olur mu? Olur. Yaparlar.
Başka benim notlarım arasında değişik soru sizden gelmeyecekse ben şurayı hemen bir çıkarayım bir arada diyorum. Var mı? Buyurun. Alırız sorularınızı. Bence bunlara cevap bulalım, alırız sorularınızı. Buyur. Herkes duysun. Beşiktaşlıyım ben. Sizin modelinizi çok izledik. Fenerbahçe, Kupakacı vardı. Merak ediyorum. En iyi asistiniz, en iyi golünüz sizce hangisi? Güzel. Bir hikayesi var bu sorunun. En iyi asist ve golü. Futbolu bıraktıktan sonra işte eski adıyla Lig TV, şimdiki adıyla Bein Sports'ta bu işe başladığımda böyle çok özel Türk futboluna damga vurmuş yetenekli isimlerle böyle 100 gollük, 200 gollük belgesellerin hazırlandığı programlar yapılıyordu. Sergen Hoca'yı, Sergen'i çağırdılar. Benzer soru orada da soruldu. Sergen en iyi golüne işte kulakları çınlasın Ercan abinin muhteşem anlatışıyla Sergen attı şampiyonluk geldi ifadesi. En iyi golünü onun söylüyor doğal olarak. Bana da en iyi asist sorarsanız mutlaka onu söyleyeceğim. Birçok yerde, birçok mecrada, hatta sosyal medyaya ya da bütün iletişim, ulaşım mecralarına erişebilecek yerlere konu olacak şekilde anlattım bunu. Güzel hikayesi var. Yani topun Sergin'in ayağından çıktığı, hatta daha Hakan Ünsal'ın taça attığı, ta oralara falan giderek. Şeyi seviyorum, bir gece öncesini de seviyorum onun. İşte Nevzat Demirtaş'ın da iki tane oda var yan yana. En iyi asistin hikayesidir bu. Gol çok basit. Gol Fenerbahçe'ye attığım gol. 4-3'lük Pankun'un kaleye geçtiği maç. Bir de Fenerbahçe formasıyla içeride Ağzı Altmar maçında attığım ikinci gol. O da çok özel gollerden bir tanesi. Larisa'da bir gol attım. Onu muhtemelen görmediniz. Sağ ayağımla takımın sol beki kesmişti. Gelişine sağ ayağımla vurduğum bir top var. Şöyle oluyor. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Gerçekten biz unutuyoruz ya. Gamze şahittir buna. Yani zaman zaman hayatın içinde tanık olduğu şeyler oluyor. Güntekin unutmaz mesela. Güntekin'e 45 sene öncesini sor. 47 yaşında 45 sene öncesini sor hatırlıyor. Ben unutuyorum. Yaptıklarınızı da unutmuşuz. Sağ olun, eksik olmayın. Sizlerin hatırlamış olması, hatırlatıyor olmanız her zaman çok onur verici ve yani yüreğimizi, göğsümüzü kabartacak şekilde hissettiriyor bize. O zaman şey oluyor. Geçmişte bunlar yapılmış, geçmişte bunları yapmışız. Sizler hatırlattığınız dakika gerçekten çok daha kıymetli hale alıyor. Çünkü gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Ya ben sizin beni önemsediğiniz kadar kendimi hiç önemsemedim. Bak çok net söylüyorum bunu yani. Bu hayatın içinde de dair. Yani şöyle şeyler var, klişeler. Büyük karşılığında hemen duvara örerim önüne. İşte şöhret oldunuz ya, sizi biz var ettik. Nasıl var ettin sen beni ya? Sen beni var edemezsin. Sen beni var edemezsin. Ya ben senin için şöhret olmadım zaten. İşin kötü tarafı, ben biliyordum şöhret olacağımı, ben biliyordum futbolcu olacağımı. Sen beni var ettiysen 3 yaşındaki çocuğa ne yaptın? 3 yaşında yün yumaklara vuran çocuk Ahmet abi olacağım ben diyormuş. Adana Spor'da oynayan bir futbolcu varmış mahallede. 3 yaşındaymışım, evde yün yumaklara vuruyormuşum, Ahmet abi olacağım ben diyormuşum. Sen nasıl var edeceksin beni? Ben 3 yaşında var olmuşum zaten. Farkındayım ama. Şeyden farkım şu oldu, çok öndeydim. Yani biliyordum, farkındaydım ve çok açıktım. Başka yolu yoktu yani. O da çok büyük klişedir. Sonra anlatacağım onu, notlarımın arasında var. Soruna cevap vereyim. Cevap verdim. Sergen'in hikayesi de şöyle. Sergen'in ayağı, Nevzat Demir testlerinde ben düşünüyorum. Feyyaz Hoca'ya baskı yaptım. Benle başlasın diye. O gün sonradan girdim oyuna. Şampiyonluk maçında. Feyyaz Hoca'ya baskı yaptım. Luchescu'ya söyle benle başlasın dedi. Luchescu aşkından vazgeçemedi. Sergen'le başladı. Aşıktılar, ciddiyim. Şaka yapıyorum. Bence hala öyle.
Benimle de maçtan önce kısa bir görüşme yaptı. Bak oyun sıkışacak, arkada çok boşluk bulacağız, Galatasaray üstümüze gelecek. Buralar senin için bulunmaz nimet olacak falan diye. Pop pop diyen bir konuşma. Neyse biz gazı aldık ama bekliyoruz kulübede. Ne yapacağız, ne yapacağız diye. Dediği gibi oldu oyun. Oyuna girerken tam anlattığı senaryoydu yani. Ve ben de bir fırsat kolluyordum. Şimdi fırsat, hepimizin hayatında, gündelik hayatında çok sıkça kullandığımız fırsat, şans, kader, talih, çok alelade kullandığımız altı çok dolu kavramlı. Var mı şansa inanan? Yani kaç kişi inanıyor şansa? El kaldırabilir mi? Güzel ya. Peki, bir şey söyleyeceğim. Ben hiç inanmadım desem inanır mısınız? Hiç, şansa hiç inanmadım desem inanır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Ya tabii ki, nasıl ya, saçmalama Tümer, şansa nasıl inanmazsın? Şans bir şey olarak duruyor orada, var tabii de. Şurası önemli, hazırlıklı olmak daha önemliydi benim için. Sana, bana, ona, hepimize geldi ya da gelecek. Ama geldiğinde hazırlıklı olmak son derece daha önemliydi. Ben hep hazırdım. Yani gelebileceğini bildiğim her durumda, önsizliğiyle, farkında olarak hep hazırdım. Bu da o maçta tam o hikayenin yazıldığı, şansa hazır olduğumuz anlardan bir tanesi. Nevzat Demir testlerinde hayal kuruyorum. Yarın maç böyle böyle olur, girerim, 1-0 kazanırız oyunu falan diye. Yan odada Sergen de kuruyor aynı hayali. 1-0 biter, Sergen atar diye. Tabii gidiyor evrene düşünceler de. Sonrası biraz kader gayrete aşık yani. Orada yolları sen seçiyorsun. Ne zaman ki Bülent'i 2-1 yakaladık. Bülent korkmasın, kulakları çınlasın. Buradan vesilemiz de alalım kendisini. Benzetmeyi şöyle yaparım. Tom ve Jerry'yi bizim çocukluğumuzda hepimiz izledik. Sizler belki hala var, belki hala izliyorsunuz. Kedinin fareyle oynadığı gibidir. Eğer bir futbolcu, bir defans oyuncusu Sergen'le Tümer'e 2-1 yakalandıysa geçmiş olsun. Yani git köprüden at kendini, daha iyi. Oradan çok zor çıkarsın yani. Çünkü muhtemelen matematikle çok iyi, sayılarla, rakamlarla ya da matematiğin özüyle çok iyi olan arkadaşlarımız şu anda bana bakıyordur. Gamze'nin de çok iyidir matematiğiyle arası. Matematikle. Şöyle bir şey var. Orada matematik işliyor. Orada 2-1 yok artık. Orada sizin bilmediğiniz, yani o sadece orayı yaşayanların, sadece orayı o çimle havanın arasında sıkışan havayı teneffüs edenlerin işte bildiği bir şey işliyor orada. Sergen ayağını değiştirdiğinde, ayak değiştirmek diye bir tabir var. Rakibin üstüne giderken bir tane geri atarsın. Yani güçlü ayağını alırsın topu. Sergen ayağını değiştirdiğinde ben şampiyonluk golünü atmış adamdım. Yani Bülent de, kaptan da kendini geriye atmaya başlamıştı. Onun çaresizliğe yakalandığı an ve pozisyonun bize atmaya başladığı an. Şöyle, Sergen topu oynayacak, ben Mondragon'la karşı karşıya kalacağım ve bir gece önce kurmuşum. Bir gece önce kurmuşum değil mi? Buraya geleceğim ya. Bak şahit burada. Gece uykudan uyanıp not falan aldığım zamanlar oldu. Ben hayal etmeye inanırım. O da tünel başlığında anlatacağım bir konudur. Bir gece önce yaşamışım. Sergen bir top yakalayacağım, Mondragon çıkacak. İyi genişlerdi o. Yani büyüyerek gelirdi. Göstereceğim, çekeceğim. O yatacak. Ben de sağ ayağımla boş kaleye bırakacağım. Denizkent tarafındaki kale, eski ünlü. Ne zaman ki Bülent geri atmaya başladı dedim ben, tamam. Hayal gerçek oluyor. Sinema filmi başladı, başrolünde oynuyorum ben. Demez olayım. Top Sergen'in ayağından bir çıktı. Ben anladım ki Sergen'in filminde yardımcı oyuncuyum ben. Geçmiş olsun. Çünkü benim filmim değil o. Ha, şimdi burada keselim, şuraya bağlayayım. Iniesta'nın kitabını okuyorum. Gamze'ye de birçok yerde örneğini verdim bunun. Hayatın içinde çok işledim. Yani bizimki başarı hikayesi midir? Değildir ama futbol hayatın ta kendisidir arkadaş. Bak seni izlerken sana hayatın tekendisi ise, ben 20 sene oynadım, düşün bana ne kadar kendisi.
hayatın ta kendisidir. Transferiyle 25 tane erkeğin koloni halinde tek bir amaç uğruna çalışmasıyla, içerisinde hep güllük gülistanlık değil, yanlış anlaşılmasın yani. İçeride kavgası var, sürtüşmesi var, hoşnutsuzluğu var, birbirinden nefret eden insan, konuşmayan insanlar var. Yoksa bir elimiz yağda, bir elimiz bağda değil. Klasik futbolcu tabiri değil o yani. İşte aldı parayı, götürdü, yaptı transferi, arabalar, kızlar falan. Güzel de ben seçildim. Kolaysa yap. Ben seçildim. Yani bunu değiştirebilirsek çok memnun olacağım. Çok dil döktüm bu konu üzerine. Şöyle dil döktüm. 100 kişi bir altyapıya başvuruyor. Bir kişi seçiliyor. Yani bir kişi az önce bahsettiğim arabalar, evler falan ona talip. 100 kişi talip oluyor ama bir kişiye veriliyor. Şimdi bu bir kişi özel olamaz mı? Ya da buna şöyle empatiyle yaklaşamaz mıyız? Yapabildiğin en iyisini yapmış ve şurası başka bir boyutu. Yapabildiğin en iyisini yapmış ve hak etmiş. Bu bir empati şekli. Tamam, benim de babam maden işçisiydi. Ben 92'de imza attım. Hafızam beni yanıltmıyorsa ya. 98 milyon mu? Öyle bir şey. Zonguldak Sporu. Rahmetli Şevsi Denizler, senin Türk İş Sendikası Başkanı. Türk İş Sendikası karşısında. Gencecik, pırıl pırıl bir çocuksun ya. Liseye yeni gitmiş. Babam 25 sene yerin 1500 metre altına girdi. 52 milyon süper ikramiye aldı emekli olduğunda. Bir lise öğrencisi 98 milyon. Tamam, burada bir adaletsizlik var, kabul ediyorum. Ama ne yapayım, torpilliydim ben. Evet, söylüyorum, torpilliydim. Taksiye biniyorum, adam böyle yapıyor bak. Abi benim bir yeğen var, benim bir evlat var, şuna bir torpil yapalım. Nasıl? Nasıl yapacağım torpil? Ya abi işte senin çevren vardır, yazdıralım şuraya falan. Ya arkadaşım, içinizden birini seçeyim, geleyim buraya, otur, anlat bakayım diyeyim. Adını söyleyemezsin. Adını söyleyemezsin burada. O kadar kolay değil o. Sanatta ve sporda torpil işlemez. İşler. Yapayım. Kardeşime torpil yapayım. Tamam. İşte Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çıksın. Sahaya çıkma şansını yakalasın. Ne zaman bitecek torpili? Düdük çaldığı dakika geçmiş olsun. Bitti. Düdük çaldığı dakika. O yüzden şey söylüyorum, hazır olmak, istemek, kişinin kendini bir şeye adaması. Bence başarılı insanların istisnasız hepsi kendini yaptıkları işe adamışlardır. İstisnasız hepsi. O yüzden futbolcuların bir hikayesi var. Messi'nin de var. Yusuf Yazıcı'nın da var Trabzon'da. Tabii ki Tümer Metin'in de vardı. Sergen'e soralım, başka bir şey anlatacak. İlhan Mansız başka bir şey anlatacak. Paskal Nurma bambaşka bir şey anlatır. Hiç şüpheniz olmasın. Bambaşka bir şey anlatır. Ümit Özat bambaşka bir şey anlatacak. Çok severim Tuncay'ı. Pırıl pırıl bir çocuktur. Ölümsüz, pırıl pırıl. Sor, bambaşka bir şey anlatacak. 15 sene İspanya'da göğsümüzü gururlandıracak şekilde temsil etti bizi. Nihat Kahveci bambaşka bir şey anlatacak. Herkesin bir hikayesi var. Nasıl anlattığın, nasıl yaşadığın önemli. Sergen'in filminde yardımcı oyuncu, en iyi asist, Pankun'un da kaleye geçtiği Fenerbahçe'yi 4-3 yendiğimiz Kadıköy'deki, o gün son galibiyet, o gün bugündür Beşiktaş Kadıköy'de galip gelemedi. Hala. 2005. O günde Marc Aurel'le havada böyle omuz omuza çarpıştığımız, göğsümle indirdiğim, Luciano'nun üstünden aşırıp drop shot kontrol, düştüğün ayak dibine bıraktığım top. Bence kariyerimde tabii ki var. Dolu gol. Ama o bir numaradır. Anlamı birçok şey içinde barındırmış olması, bana yaşattırdıkları falan. Ve hala aynı hisle anlatılabiliyor olması. Güzeldi.
Evet, soru bir Fenerbahçeliler bugün sizi heyecanla bekledi. Buyurun. Oradan bir soru. Mikrofona gerek olmayı var mı yakında varsa? Bir daha ayağa kalkarsan sevinirim. Evet. Forma aldın mı? Forma. Başkanla Acun, Cem Yılmaz falan kampanya yapıyorlar ya, aldın mı formayı? Aldık evet. Güzel. Dur, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Abi bak, bu senenin kazananlarından bir tanesi. Kaybedeni kesin Fenerbahçe'de kaybeder. Ama kazananlarından bir tanesi Fenerbahçe taraftarı. Burası ne? Neden biliyor musun? Abi ne Galatasaraylılar, ne Beşiktaşlılar, ne bu sabrı. Yani şimdi bunu cımbızla almasın içinden söyleyeceğim şeyi. Ne de bu büyüklüğü, ne de bu erdemi gösterebilir. Çünkü Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da bilmiyoruz. Belki gösterebilir ama siz gösterdiğiniz için şu anda bu sıfatı hak ediyorsunuz. Bu büyüklük sıfatını. Gerçekten bu kadar kulübüne bu kadar bağlı, bu kadar koruyucu, kollayıcı, bu kadar genlerinde bu kadar sarıp sarmalayan, büyüklüğünü hissettiren çok az kulüp var gerçekten. Bak söylüyorum, ben Beşiktaşlıyım. Net. Yani insanın çocukluğunda tuttuğu takım değişmiyor. Aziz Başkan'a söyledim ben. Yani oradaki herkes bilir benim Beşiktaşlı olduğumu. Ama en iyi Fenerbahçe'den daha iyi hizmet ettim size. Ya bugün olsa yine yaparım. Çünkü o sahaya çıktık mı? Ne zaman gittim ben çocuklarla Işık Lisesi'ne maçı? Salı günü müydü? Salı günü İstanbul'da Işık Lisesi'nin gencecik pırıl pırıl çocuklar bir bar etkinliği var. Maça çağırdılar. Biz de eski dinozorları topladık. Veteranlar. Bir maç oynadık onlarla falan. Eve geldim, Ramza soruyor. Ne oldu maç? Yendik dedim. Utanmıyor musunuz çocukları yenmeye ya dedi. Ben anlamam. Sahaya çıktığımı yenerim abi ben. Çünkü öyle kodlandım. Anlamam. Sahaya çıktığımı galip geleceğim. Şu anda ligimizin geldiği konum da bu tamamen bambaşka bir konferansın, bambaşka bir söyleşinin konusu. Çünkü bunu bir 3-5 dakikayla atlatamayız. Geldiği yerde temelinde bu yatıyor. Çünkü bizde ikinci başarısız. Birinci her şeyi aldığı için İkinci başarısız. Halbuki birincinin kıymeti ikincinin varoluşundan geçiyor. İkinci olmazsa nasıl birinci olacaksın? Herkes yarışmazsa, bu yarış değerli kılınmazsa, herkes son dakikaya kadar bu yarışın hakkını vermezse birinci nasıl kıymetlenecek? Ben böldüm seni, özür dilerim. Mümkün mertebe gir araya, ben sus, konuşurum. Susmam ben, anlatırım. Tamam, o benim görevim o zaman. Buyur. Öncelikli olarak üniversitemiz adına hoş geldiniz demek istiyoruz. Tekrar teşekkürler. Sağ olasın. Size aslında iki tane sorum olacak. Bir tanesi zaten biraz önce yarım da olsa cevabını aldık. İki tane büyük camiada oynadınız. Evet. Bir tanesi Fenerbahçe, bir tanesi Beşiktaş. İkisinde de çok büyük maçlara çıktınız ve o taraftarın önünde futbol oynadınız. Size göre en iyi taraftar stat içinde, dışarıdaki ortam farklıdır ama stadyumda en iyi tarafta size göre hangisi? Bu birinci sorun. Bu sevda bitmez, bu hasret bitmez, bu senede lider hiç fark etmez, bu alemde çarşı. İkinci soru ben de bak, eski inanın yerini hiçbir şey tutmaz. İkinci soruyu sorayım eski o zaman. Eski inanı başka bir şeydi yani. Ben seninle araya gidip ikinci soruyu sorayım o zaman. Bir de Fenerbahçe'de oynadığın zaman Galatasaray'da oynanan hani şu Nami diye Su derbimiz var. Şu muhteşem bir derbimiz. O derbiyi bir de sizin gözünüzden yaşayan bir insan olarak bize bir anlatabilir misiniz? Güzel. Aziz Başkan'ın da kulakları çınlasın. Kendi aramızdaki bir aile sohbetinde şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da tabii ki. İşte Galatasaray'da oynayanlar Fenerbahçe'ye gol attı mı? Fenerbahçe'de oynayanlar Galatasaray'a gol attı mı? Gerçek Fenerbahçeli ve gerçek Galatasaray'da oluyorlar. İşte Sulu derbi bitti falan. Ya o gün acayip bir şey. Biz şampiyon gittik Ali Sami'ye. Lig bitmişti yani. Lig bitmişti, biz de bitmiştik. Emin ol bak. Yani bütün hafta eğlenceler yapıldı. Zico kampı almadı. Antrenman yapmıyoruz. Hafta sonu Galatasaray maçı var. Lig bitmiş. Şampiyon olmuşum. Daha ötesi yok.
koca bir sezon bitmiş, Galatasaray maçı var ama. Gerçekten hiçbir iddiamız yok ve olayda değiliz. Bu işin %51'i %55'i konsantredir, olaya odaklanmadır. Yok, biz de şampiyon olduktan sonra Unai Red'in eliye astık. Yönetim ve taraftar üzerindeki taraftar tarafından, yani seyirci tarafından ufak ufak ateşlenme başladı. İşte başkan tedirginliğini dile getirdi. Galatasaray maçı ne olursa olsun, şampiyon dahi olsak, fiyakamız bozulmasın falan. Ha, böyle biraz silkelenir gibi olduk ama larçlık hat safhada. Belki tarihte ilk defadır bu. Bir Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe futbolcuları ellerinde uyudular. Kamp olmadı yani. Bence bir daha olacağını zannetmiyorum. Stada gittik. Aynı hava hakim. Ya, silkelenmeye çalışıyoruz. Belki biraz yeşil basarsak çimin üstü havamızı yerine getirir. Belki işte seyirci atmosfer falan. Sağ olsun Hasan Şaş da Necati uyandırdı bizi. Hasan Şaş Lugano'yla sürtüşmeye girdi. İşte yabancı maddeler yağmaya başladı sahaya. Ha, dedik ki biz böyle bir şey vardı. Hatırladık. Şey de işte ya, meşhur hikaye de Atakan Kurt'un bir şeyidir. Yani atın biz de atmaya devam edeceğiz. Çok hem iyi okumuş ağzımı hem iyi yazılmış. Aslında özü şu, ya ben duruyorum, bir serbest vuruş kullanacağız. İşte eski kapalının önü, eski numaranın önü Ali Samiyen'de. Ya arkadaşım 1 milyon su geldi ya. Bence ondan sonra başladı su kıtlığı yani. Yani. Bir tane fotoğraf var, kapalının oradan, yani sahayla aynı zeminden çekilmiş böyle. Sağ normalde balık sırtıdır. Yani o kottan, o seviyeden baktığında karşı taraftakinin çizgide duranın ayaklarını göremezsin. Buraya kadar görürsün. Şöyle, şöyledir, su tutmasın diye. Şimdi o sular atılırken Haydar abi, milli takım fotoğrafçısı şu anda. Mikrofonla savaşım var, yemin ederim. Haydar abi fotoğrafı çekmiş. Sular gelmiş. Damlacıklar yayılmış, o da o kottan fotoğrafı çekmiş, ben söylemeyeceğim yani, çıkar diye söylemeyeceğim. Yani ben o kadar ulvi bir yerdeyim ki öyle anla ne demek istediğimi, suyun üstünde yürüyorum ben. Yani fotoğraf öyle yansımış, 1 milyon su geldi ve 1.999.999'da bir tanesi sırtıma vurdu. Vurunca stat'tan şöyle bir nida yükseldi. Aa. Ha, 1 milyon tane attım, bir tane vurdun ha. Ben de döndüm. Ya, çok güzel ya. İyi iş yaptın dedim. Vurdun yani. Yani bu kadar attın, bir tane vuruyorsan elinde bir sıkıntı olmalı senin. Çünkü ben attığımı vururum. Şüphe yok yani. Sonra böyle oldu falan. 2-1 kazandık. Hem fiyakamız bozulmadı hem de yani gerçekten Galatasaraylı arkadaşlarımız bizi uyandırdı. Yani normal hiçbir şey olmaz, bir maça bastırarak biz o gün kaybederdik. Belki de razıydık yani. Yani şimdi bu bir Fenerbahçe'ye gönül verenlerin kabul edeceği bir şey değil bu söyleyeceğim, ama bu da alınmasın cımbızla içinden. Yani maçtan önce 1-0 mağlupsun deseler falan, tamam herkes razı, gidip oynamayalım, fiyakamız bozulmadı. Orada başka hikayeye dönmedi iş falan diye kabul edebilirsin. Ama galibiyetle dönmedi. İkinci soru neydi? İkinci soruyu aldım. Aldı mı? Evet. Şey, yukarıdan biri vardı, bir soru sormak istiyordu. Evet, seni alalım. Bence. Merve, öncelikle hoş geldiniz okulumuza. Teşekkür ederim tekrar. Sizin de belirtmiş olduğunuz üzere orada sahnede aldığınızı bile söyleyemeyecektim. Mikrofonu aldım sizinle. Daha doğrusu sizin taraftar arkadaşlara
her şeyi söylemenizi talep edecektim. Bunun öncesinde birazcık heyecanımı atabilmek için futbolla olan ilişkimi söylemek istiyorum. Buyurun. En son hatırladığım kadarıyla izlemiş olduğum tam anlamıyla 90 dakika olarak izlemiş olduğum maç Türkiye'nin Dünya Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı şey, Dünya Kupası'nda. Avrupa Şampiyonu. 2012'deydi galiba, çeyrek finaldeydi. Çek'le mi, Çin'le mi hatırlayamıyorum. Sen bayağı ilgilisin futbolla. Dur. Neyi soruyorsun? Beni en son hatırladığın yer mi? Sizde senin izlediğin bir futbol maçını yani. Evet. Onu biz nasıl bilelim? Sen söyle canım. Sadece söylüyorum. Belki tarihte çıkartabilirsin. 2010'da yoktuk. Yani 2008'den 2016'ya kadar yoktuk. 2008'de o zaman. 2008 olabilir. Buyur. Burada belirtmek istediğim nokta şu. Arkadaşlarımız az önce salona girerek çok güzel tezahüratlar yaptı. Burada arkadaşlarımızla birlikte onlara eşlik edecektik. Hatta öyle bir hoşumuza gitti söylemleri, ne güzel. Yani müzik tarzı şeyleri. İşte burada değineceğim nokta benim ailemden, hocalarımdan. Ben hukuk fakültesi öğrencisiyim. Evet. Öğrendiğim yani şöyle belirtmek istiyorum. Hukukun, adaletin ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamak. Bunun gereklerini yerine getirmek ve bunu hayatın her alanında gösterebilmek. İstediğimiz odur ki ben veya benim gibi rahatsız olan arkadaşlarımız adına maçlardan önce yapılan tezahüratların da bugün bu salon içinde yapılanlar gibi güzel, cinsiyet ayrımcılığına girmeyen, herhangi bir şekilde hakaret, argo, söylem içermeyen tezahüratlar olması. Gerçekten şu söylemi yapabilirdim mesela. Benim de annem var, bacım var ama bunlara yani karşı değilim. Evet, herkesin annesi, kardeşi, arkadaşı, kendisi için değerlidir. Ama yapılan sloganlarda, tezahüratlarda cinsiyet ayrımcılığına atan veya insanın bunu zedeleyecek söylemlerde bulunan birçok taraftar gruplarına şahit oluyoruz. Bu noktada bunlara dikkat edip daha düzgün bir şekilde, daha insan haklarına ve daha duyarlı bir şekilde tezahürat yapmalarını talep ediyor. Bu noktada arkadaşlarımıza söyleyebileceğiniz, yani yol gösterebileceğiniz bir büyük olarak sizden ricamdır söylemlerinizi bu ortamda dile getirmenizi. Anladım ne demek istediğimi. Şöyle söyleyeyim. Bir, soruya gerçekten kapsamlı bir cevap vereceğim ama önce şurasını belirtmem lazım. Ben bir otorite değilim. Yani bir futbolcunun, bak şunu anlayalım. Hepi topu bir eski futbolcuyum ben. Hatta eski yani. Futbolcu da değil, artık eskisi de var. Hepi topu. Az önce söyledim, sizin beni önemsediğiniz kadar ben kendimi hayatın hiçbir yerinde, sokak severim ben. Bilir yani böyle kaçmam. Oradan geldim. Bilirim dinamiklerini. Ama yani Tümer Metin gençlere bir mesaj versin. Tümer Metin hayatın kilidini, hayatın anlamını verecek, sizlere anlatabilecek ne donanıma sahibim ne de bilgiye sahibim. Benim sadece basit bir hikayem var. Dilimin döndüğünce onu anlatmaya çalışıyorum. Yettiğince. Ama yakaladım seni, şuradan yakaladım. Haklısın arkadaşım sen. Sadece stadyumla sınırlamayacağız bunu. Burada da birbirimize konuşurken dikkat edeceğiz. Sokakta da edeceğiz. Orada da gözetmeyeceğiz kadını erkeği. Herkese eşit tutacağız. Hocam, adil olacağız. Burada en fikirim. Seninle aynı hisleri paylaşıyorum. Bak benim doğup büyüdüğüm yerde o yani anneler günü yeni geçti. Çok çok kutsaldır anneler. Benim için daha başka bir yerdedir yani. Bütün anneler için söylüyorum. Hiç bu rol falan değil mi yani? Bu gerçek bu. Abi benim doğup büyüdüğüm yerde adamı vururlar. Anneye bir şey söylersen. Zonlu'da, Kozlu'da adamı vururlar da. Yani vururlar. Vururlar değil yani. Adamı vururlar.
Anladın mı? O yüzden, ha bu olmasın tabii de, bu değil söylemek istediğim ama sadece stadyumla sınırlamayalım bunu. Hayatın her alanında kadının yeri farklı olsun. Ya arkadaş, ben ne yapayım koca dünyayı sadece erkek varsa ya? Siz de geçer mi diyor ömür? Şuna baksana Allah sizi, bir erkeklere bak ya. Nasıl geçecek ömür? Koca ömür nasıl geçsin? Tabii ki kadın olacak abi. Biz kavga bile edemeyiz kadın olmazsa. Kendi aramızda kavga bile edelim. O yüzden kıymetliler. Hele anneler, ne olur. Ya üniversiteler bu yüzden çok önemli. Bak taraftarı anlarım. Taraftarlık şöyle bir şey abi. Taraftarı anlatamazsın. Taraftar kültürüne bağlanır. Bak ben de çok acayip stak bir adamımdır bazı konularda. Ama Abdi Selim bir tarafım vardır. Bana oturursun, gözümün içine baka baka bir şey anlatırsın. Körü körüne bağlandığım, yolunda yürüdüğüm, kavga ettiğim bir şeyden vazgeçebilirim ben. Ya ulan bu adam doğru söylüyor ya, ben buna ikna oldum diyebilirim. Ama taraftar olmaz. Zaten o yüzden taraftar. Benim çok sık kullandığım bir şeydir bu. Yolda yürürsün, sokak severim. Ben arı kovanırım ama yolda yürürken. O da elinde çomakla gelir. Arı kovanır. Çünkü hanımefendilerden özür dileyerek tabirimi mazur görsünler. Evde donatlet beni izliyor ya, koltukta oturmuş böyle abi. Elinde kumanda. Tamam mı? Maçı izliyor ya. Yani sokakta beni yan yana geçerken ya da herhangi bir şeyle bir markette falan kuyrukta gördüğü dakika o yine koltuğa dönüyor. Tamam mı? Oturuyor oraya. Sanıyor ki televizyona söylediği Tümer'e, Ahmet'e, Mehmet'e, İlhan'a, Sergen'e söylediği şeyi orada da söyleyebilirim. Yok. Burası gerçek. Kusura bakma. Burada söyleyemezsin. Şimdi salonda bir kişi benim samimiyetsizliğimi, samimi olmadığımı söyleyebilir mi? Burada yarım saat öpüyorum. Samimi anlatıyorum ben. Ne kadar geçiyor geçmiyor bilmem. Ama dışarıda koyarım duvarı. Yanaşamazsın. Buradan çıktığımız dakika duvarı koyarım. Niye oluyor biliyor musun o duvar? O duvarı ben yapmadım. O duvarı sen yaptın arkadaşım. Nasıl geleceğini bilemedim. Nasıl alacağını bilemedim. Ben de gün üstüne tuğla koydum o duvarı. Ama elimde bu ton var, istediğimi indiriyorum, istediğimi kaldırıyorum. Sen geliyorsun elinde çomakla, arı kovanına sokuyorsun. Soksana bağda elinde çomakla arı kovanına. Kaç bin arı çıkacak içinden? Kaçacak delik ararsın. Benden ne çıkacağını nereden biliyorsun? O yüzden sadece sporla sınırlandırmadan, sadece sahaya sınırlandırmadan, kadını erkeği sınırlandırmadan herkes ağzından çıkana dikkat etmek zorunda. Hata tabii ki yapacağız ya. Hangimiz yapmıyoruz yani? Yapacağız. Yeter ki şurayı bozmayalım. Yeter ki niyet bozulmasın. Evet, bir soru vardı. Öncelikle hoş geldiniz. Benim çocuk kahramanımsınız. İlk derbimin ilk formanın sahibisiniz. 17. dakikada attığınız o gol. Benim babamın ilk izlediğim Fenerbahçe Beşiktaş derbisidir. Güzel. Biraz bunları geçelim. Klişe dediğiniz gibi genelde sene kaç o? 2005. 17 Nisan 2005. Biliyorsunuz son iki haftadan beri Şampiyonlar Ligi'nde efsane maçlar oluyor. Bu Şampiyonlar Ligi bizim sadece misafir olarak gördüğümüz büyük hakem. Adı ne senin? Ozan. Ozan keşke olmasaydı o Şampiyonlar Ligi'ni, hiç yaşamasaydık hafta içini ya. Dün akşam yayında da söyledim. Büyük travma bende biliyor musun? Yani bizim futbolumuzun... Abi bir... Hayır! Şu orası travma değil. O travmadan beslendim. Orası hoşuma gitti. Orası müthiş. Ama döndüm. Fenerbahçe Akhisar maçı var abi. Döndüm. Çaykur'da Galatasaray maçı var. Futbol hariç her şeyi konuşuyoruz. Nasıl olacak?
siz de dediniz genelde. Yani biz bu maçlara, şimdi dün Beşiktaş maçını Cüneyt Hoca yönetti. Ben de bir futbol hakimiyim, bilen arkadaşlarım vardır. Cüneyt Hoca'nın eğitimine de katıldım, birçok yerlere katıldım. Cüneyt Hoca Avrupa'da harika maç çıkardı. Jürgen Klopp açıklama yaptı, ilk defa bir hakime koşarak tebrik ettim dedi. Ve Avrupa'da İngiltere'de, şu an İngiltere'ye UEFA Süper Kupa gidecek, Şampiyonlar Ligi gidecek, Avrupa Ligi gidecek. İngiltere'de yabancı sınırı yok. Türkiye'de geliştirmiş oldu. Çok iyi futbolcular var, Cengiz Ünder var, Yusuf Yazıcı var. Biz neden ülkemizde yabancı kuralını uygulamak için savaş veriyoruz? Siz bir yorumcu olarak, eski milli futbolcu olarak bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz... Cevabı verdin sen, haberin yok. Verdim. Yusuf Yazıcı'nın yanına diğer örnekleri saysana. Abdülkadir Ömür. Kaleci. Uğurcan. Öteki Abdülkadir Parmak. Abdülkadir Parmak. Peki soruyorum sana. Türkiye'de yabancı sınırı olmasa, kulüplerin financial fair play adı altındaki kısıtlamaları olmasa, Trabzonspor bunlardan bir tanesi. Sence Uğurcan Trabzon kalesinde oynayabilir miydi? Kesinlikle olmaz. Arkadaşım, Türkiye'de yabancı sınırlaması diye bir şey yok. Bak, senelerdir aynı şeyi söylüyorum. Emre Belezoğlu 38 yaşında, 39 yaşında niye hala oynuyor? Niye yerine adam almıyorsun? Abi, futbolcunun yabancısı, futbolcunun yaşlısı, futbolcunun genci olmaz. Futbolcunun iki şeyi olur. İyi futbolcu, kötü futbolcu. Yeterlisi, yetersizi. Başka hiçbir şey olmaz. Şimdi Uğurcan'ın, Abdülkadir Parmağan, Abdülkadir Yazıcı'nın, Ömür'ün, tamam mı? Yusuf Yazıcı'nın, karıştırdım. Yusuf Yazıcı'nın. Bunların şans bulabilmelerinin sebebi Trabzon'daki o olağanüstü gelişen konjonktürden, finansal durumdan, yani finansal durumdan. Öbür tarafı da bu senenin kazananlarından bir tanesi Fenerbahçe taraftarı gibi. Bence son derece övgüyü hak edecek tarafıyla Ünal Karaman'dır. Olağanüstü iş çıkardı. Bak kolay değildir kandireni kesmek. Hele bizim işte. Öyle babaların, ağababaların kafasını koparmak öyle lafta söylediği kadar kolay değildir. Aynatma ya bunu. Sıkıysa oynatma. Oynatmazsın ama kendi kafanı da ortaya koymuşsun demektir. Ünal Hoca koydu ve aldı. Ve aldı. Niye seviniyorum biliyor musun? Yabancı sayısı 14.sin. Yabancı sayısı 7'ye çıksın. Yabancı sayısı bilmem ne yapsın. Geç abi bunları. İster 14 olsun, ister 24. Beni ilgilendirmiyor. Ne var biliyor musun? Sen gelen paranın kulüpler, federasyondan, yayıncı kuruluştan, yayın ihalesinden, gelen para, stat gelirlerinden, forma satışından gelen paranın minimum %20, %25, %30, %40 minimumunu altyapıya harcıyor musun arkadaşım altyapıya? Harcıyor musun? Altyapıyı harcıyorsan eğer, o zaman yabancıyı serbest bırak. Bırak abi. Bizde çok kasıt klişeler. Bayılırız biz klişeye. Klişeler ülkesi bizim. Bir kitap yazacağım bununla ilgili. Valla klişelerle ilgili bir kitap yazacağım. Çünkü savaşıyorum artık onlarla. Ajax modelini alalım. Lan sen kimsin Ajax modelini alacaksın? Nasıl alacaksın Ajax modelini? Ajax'ın modelini niye alıyor biliyor musun? Yarı finale gelen Ajax'ı gördüğü için alıyor. Bu sene fark etti Ajax modelini. 6 senedir can çekişiyor Ajax takımı. 6 sene sıfır. Kayıp. 6 sezon kayıp. O jenerasyonu yakalabilmek için 6 sene verdiler. Ajax modelini alalım. Hadi alalım. Ne yapacağız? Altyapıyı kuvvetlendirelim. Bak klişenin ağababasıdır Türkiye'de. Altyapıları kuvvetlendirelim. Kuvvetlendirelim. Nasıl? Karşılığı yok. Ajax'ın yönetim kurulunda kaç tane eski futbolcusu var biliyor musun? Hepsi o meşhur Ajax kadrosu. Sizler hatırlamazsınız. Benim hatırladığım meşhur Ajax kadrosunun içinden futbolcular. En son finalde Blind oynamış. Oğlu yarı finalde sol bekli Ajax'ın. Yani o kadronun içinde yönetim kurulunda idari merciler. Bak. Konu konuyu açıyor ama parantezler bunlar hep birbirine ilintili. Son pazar ve pazartesi akşamları bu konu üzerine biraz hem kafa yordum hem çene patlattım benim de.
Abi devrim lafla olmaz. Devrim için önce bu kadar mangal gibi yürek lazım. Ondan sonra da keskin bıçak kadar zeka lazım. Bir planın yoksa şuradan merdivenden yukarı çıkamazsın. Planın yoksa. Biz antitez ülkesiyiz, antitez. Bizde herkesin bir antitezi var. Ama bir şey bile yok. Söylüyorum sana. Türk futbolunu, futbolun içinden gelenler yönetmediği müddetçe biz bir arka boyu yol ilerliyoruz. Acı ama gerçek. Evet, bir saniye. Şurayı bağlayayım. Dernekle, Profesyonel Futbolcular Derneği'yle, güzel geniş bir kadroyla, hepsi vakti zamanının çok kıymetli oyuncuları. Seçimi kazanıp, bazı şeyleri değiştirme adına, ideolojik olarak değiştirme adına, bildiği birikimi, bildiklerimizi, hikayemizi, yeni nesile bir şekilde bırakabileceğimiz mirası doğru yönlendirebilmek adına, toplanıp, seçimi alıp, ondan sonra bünyesinde olduğumuz federasyon ziyaretinde işte bir yönetim kurulu masası düşün. Bütün federasyon yöneticileri orada. Şey dediler, ya artık bir şeyler değişsin, değiştirebilir miyiz? Bunu yaparsa sizin nesil yapar ya ancak falan diyorlar. Peki, müsaadenle yapayım. Ver bana. Yapayım. Müsaadenle. Ama siz de kendinizi çok geliştirmediniz. Özür dilerim abicim, sen çok geliştirdin, o yüzden böyleyiz. Bak dibe vurduk, dibe. Dibe. Yani şu, normalde bir sportun bu konuşmadan ötürü beni kovması lazım. Yani bunları söylüyorum diye. Peki, kovulmam lazım şu anda. Neden biliyor musun? Çünkü bu kanayan yaraya ben parmak basmıyorum. Nusret gibi tuz ekiyorum bak. Bildiğim tuz ekiyorum yani. Ama doğru. Ve değişmez. Antitez ülkesiyiz biz. Hiç kimsenin tezi yok. Herkes bir şey söyler. Fikir. Çıkalım buradan. Bir çuval fikir toplarım ben. Ama nasıl yapacağına dair kimsenin fikri yok. Başka sorusu olan? Evet, şurada mikrofon aldı. Öncelikle hoş geldiniz. Ben ya geldim artık ya. Bundan sonra soru soran öncelikle hoş geldiniz demesin. Geldim artık. Hepinize teşekkür ediyorum. Gel kardeşim. Ben büyük Fenerbahçe taraftarı olarak biraz da aslında konuyu dağıtmak istiyorum ama şu şekilde dağıtmak istiyorum. Fenerbahçe'de oynadığınız dönemde zaten şu son dönemde Serhat Akın'ın anlattıklarında bir aydır güldük yani, eğlendik. Sizin de... Serhat güzel anlatıyor. Aynen, yani. Gerçekten güzel anlatıyor. Sizin de yani Aziz Yıldırım'da olur, herhangi bir futbolcu da olur. Bize böyle gülebileceğimiz, aklınızda kalan güzel bir anlatıyor. Ah işte burası en kötü olduğum yer benim ya. Şöyle, düşüneyim. Aklımda kalan, aslında ya çıkan arkadaş ya daha önceki soru geldiğinde şuraya bir not aldım. Şey burada mı ya, bizim saygın burada mı, oturuyor mu bir yerde mi? Gitti mi? Ya bir top istemiştim aslında. Dönelim Sadet'e. İnsana hata yapacağız. Anı. Anı zor ya. Anı. Ne? Anı gelir aklıma benim ya. Yani paylaşırım. O zaman son bir soru alalım. Bir hanımefendi var orada. Son soru sana denk geldi. Buyurun. Tabii ki. Gamze Hanım. Gamze Hanım alkışlıyız. Merak etmeyin.
Dikkat et. Nazar. Nazar. Teşekkür ederiz. Buyur kardeş. Hocam iyiyiz. Soru demiştim ama onu sonra, fotoğrafları sonra alacağım. Kardeşi çıkmasın. Fotoğraf, bak kimseye kırmayacağım, söz veriyorum. Evet. Ama şimdi senle çektirsen herkes çıkmış, başlayacak. Hadi. Ben bir şey anlatayım ya, bak şu. Dur. Hadi. Anne. Niye bunu istedim biliyor musunuz? Kulakları çınlasın. Metin Hoca ile çok, Metin Tekin ile çok anarız. Rahmetle. Yani kocaman bir rahmetle. Rahmetli Erdoğan Arıcı'yı. Onun futbolu bıraktı. Benim çocukluk idolümdü Metin Tekin. Mahallede herkes Maradona Pele oluyordu, ben Metin oluyordum. Şöyle anlatayım sana. Rahmetli Erdoğan Arıcı çok şey öğretti bize. Beraber çalıştığımız imkanı. Bir tanesi çok çok yol haritası oldu. Yani başarılı insanlar son derece sakindir. Her zaman her türlü şart altında pozitif düşünmeyi becerebilen insanlardır diye. Çok haklıymış. Ben sana güzel anıyı buradan anlatayım. Ama şöyle anlatıyorum. Her maç toplantısı her hafta giriyor, toplantı bitiyor. Bitmeye yakın. Başarılı insanlar son derece sakindir ve en zorlu şartlar altında bile pozitif düşünmeyi becerebilenlerdir diyor. Toplantı bitiyor. Artık pelesenk oldu, bizim de kafamıza işlendi. Samsun'da çalıştık biz. Sonra onlar Metin Hoca ile beraber gençler bildi. Ben Beşiktaş'a geldim. Bak yaşlanıyoruz işte, görüyor musun? Topun hakimiyetini kaybetmeyeceksin arkadaşım. Top önemli. Ben Beşiktaş'a geldim. İlk Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Kadıköy'de. Mustafa Hoca Fenerbahçe'de hoca, Mustafa Denizli. Bizde de Christoph Daum var o zaman. Ulan benim kariyerde de var ya, acayip hocalar geçti abi. Bak saymaya kalksak inanamazsınız. Daum, Lucescu. Daum, Lucescu, Tigana. Arabone, Zico, Scala yok bende. Fatih Hoca, Şenol Hoca, oh, başka kim? Rıza Çalınbay. Rıza Hoca. Hakikaten çok özel insanlar ya. Futbolcu da öyle. Lan ben nereden sıyrıldım? Senin haberin var mı? Bak Hacı oynuyordu. Alex vardı. Sergen zaten başımızın belası, orada duruyor. Bu tarafta Roberto Carlos geldi. Hep solak bunların. Şimdi biraz daha kolay gibi ya sanki. Neyse, hoca bunu söylerken biz Beşiktaş'a geldik. Fenerbahçe derbisine gidiyoruz. Köprünün üstünde. Ben de maç günü telefonuma fazla ilgilenmezdim. Yani özellikle arabada işte Eminem'in bir şarkısı var. Takarım kulaklığı, o beni motive ederdi. Onu dinleyerek giderdim. Ama içimden böyle bir kıpırtı. İlk defa Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynayacağım. İçimde böyle orada. Daha önce Fenerbahçe maçı oynamıştım ama derbi başka bir şeydi. İçimde böyle bir kımış kımışım ya. Telefonu çantadan çıkardım. Rahmetli'ye mesaj attım. Dedim ki hocam, bize öğrettikleriniz için son derece teşekkür ederim size. Şu anda kulağımda çınlıyor. Başarılı insanlar son derece sakindir. Ve en zor şartlar altında bile pozitif düşünmeyi becerebilenlerdir. Teşekkür ederim diye bastım, yolladım. Telefonu da kapattım, çantaya koydum. Gittik stada biz, ısındık. Maç başladı, 20. dakika kırmızı kart verdim. Hay senin öğrettiğini öğreneceğine. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Ya bir şey söylüyorsun, bunu mu yaparsın ya? Ne öğrendin? Ne yaptın şimdi yani? 20. dakika gitmişsin, kırmızı kart görüyorsun. Hoca maçtan sonra aradı, böyle
cep telefonunun ayzesinden buradan çıktı böyle rahmetli. Kahkahalarla gülüyor, bu mudur falan diye. Bir de şu Carlos Dunga hikayesi var, bilir misiniz? Carlos Dunga'yı tanıyan var mı aranızda? Brezilya'nın efsane futbolcusudur Carlos Dunga. Brezilya A milli takımını da çalıştırmış. Tabii. Bak hocaların hepsi o döneme hakimler, biliyorlar. Biz A milli takımla, ya A milli takım da üzerine konuşulacak bir şeydir yani, bambaşka bir şeydir. A milli takımla bir ödül törenine gittik. Lütfü Kırdar'daydı sanırım. Bütün takım. İşte bütün takım ödül aldık. Üstüne de şeyi Mehmet'i hatırlarsın, Marco Aurelio. Biz Mehmet diyoruz, o Marco Aurelio ama işte Türk olduğu için falan çok da emeği var, onun da kulakları çınlasın. Marco'ya da bir ödül verecekler. 2000 kişi var salonda. Marco'yu sahneye çağırdılar ve ödülü vermek üzere Carlos Dunga sahneye davet ediyoruz dediler. Alkış kopuyor böyle. Ulan Carlos Dunga, Dünya Kupası'nı kaldırmış adam, ben yakından görmedim. Herif kaldırmış, düşün yani. Yakından görmedim ben, o kaldırmış. Adam sahneye çıktı. Bak, neden bu top biliyor musun? Şimdi bu finali şöyle anlatayım. Ben oynarken sahaya herkes dönünce gelip antrenman saatinde, uzun zamandır yapmamıştım bunu, hoşuma gidiyor. Böyle oturup bir izlerdim. Yani kim nasıl geliyor? Ümit Özat dün gecesi nasıl geçmiş? Kendiyle kavga ediyor mu? Orada Tuncay, iyi, bunun durumu iyi, gece iyi uyumuş bu. Öbür tarafta işte kimin ne hali var falan. Sergen nasıl, dün akşam biraz hasarlı geçmiş Sergen, kardeşime. Böyle kendimce analizler yapardım. Topun üstüne otur. Tabii bu işte sosyal medyadan takip edenler falan varsa bir tane hashtagle paylaşıyorlar. Bazı şeyler asla değişmez, bazı şeyler asla. Soruyorlar, bazı şeyler asla değişmez. Abi çok klasik bir adamım ben. Rutinlerim var yani. O rutinlerin içinde yaşamayı da seviyorum. Seneler sonra Yunanistan'da oynarken yine böyle bir antrenman günü topun üstüne oturdum. İki tane çocuk var. Genç. Birine de böyle altyapıdan çıkmasına yardımcı oldum. Hem destek oluyorum, olacak diye düşünüyorum. Baba diyorlar bana. Ondan sonra geldi. Baba dedi, sen niye antrenmandan önce hep böyle topun üstüne oturup niye oturuyorsun? Bir amacı var mı bunun falan dedi. Dedim ki Sava, git şuradan bir top al. Nikol, sen de bir top al. Bir tane daha getir dedim. Ortaya bir top koydum, iki tane de onlara, oturun dedim üstüne, oturdular. Ver dedim o top bana, verdi. Böyle oturuyoruz, top elimde. Dedim ki soru, bu top. Ne var abi bunun içinde dedim. Var mı cevabı olan, ne var içinde bunun? Ha? Hava diyenler zaten olamaz futbolcu. Bak bunun içinde hayat var, hayat. Bunun içinde para var. O dediğin işte arabalar, evler, özel hayatlar, her şey bunun içinde var. Buna vurursan alırsın. Buna iyi vurursan alırsın. Ben hayatımdaki her şeyi bundan kazandım. Şu anda karşınızda kafanızı şişirme sebebim de bu. Carlos Dunga olağanüstü bir örnek verdi. Sahneye çıktı, Marco'ya ödülünü verdi. Ve mikrofona şu konuşma yaptı. Ben çok etkilenmiştim konuşmadan. Dedi ki, futbol o kadar güzel bir şey ki, futbol topunun öyle bir sihiri var ki, sadece kıtaları, sadece kulüpleri, sadece insanları bir araya getirmiyor. Bak ne oluyor dedi. İki tane Brezilyalı düşünün. İkisi de Brezilya'da doğmuş. Biri Brezilya milli takımının hocası, Brezilya milli formasını giymiş, Dünya Kupası kaldırmış, şu anda Brezilya milli takım hocası. Öteki, Brezilya doğumlu, senelerdir Türkiye'de Türk milli takımını seçmiş, hizmet etmiş, sahnede ödül alıyor, ikisi de Brezilyalı ve bu top sayesinde İstanbul'da buluşuyoruz dedi. Bu top sayesinde. Bu top,
Bu top çok sihirli arkadaşlar. Bak yine söylüyorum. Bu etraftaysa ben duramam yani. Başlıyor bende. Yani kıpır kıpır oluyor için. Bunun kendi içinde bir şey var, bir sihiri var. Benden bu kadar ya. Bir tane imza atayım şuna. Sıkıntı imzada değil de, sıkıntı şunda. Bunu imzalayacaksın ama kime vereceksin? Beşiktaş. Bence biz onu imzalayıp spor salonumuzun vitrinine koyalım. Değil mi? Herkes de öyle. Maalesef süremiz bitti. İsim alıyorum, buyurun. Bir şey atladın mı diye bakıyorum da, ben aşağı yukarı tamamım gibi ya. Ha, dövmeleri konuşmadık ya. Dövmeler de uzun hikayeydi. Beni bir daha çağırın ya. Yani bir süre sonra bir daha çağırın. Evet. Ha, bu da çıkmaz benden. Yeni gelmişken söyleyeyim. Terna'da bizde hakaretler televizyonda, gazete köşelerinde, tamam mı? Tel örgülerin arkasından stadyumlarda yapılır hakaretler. Özürler yüz yüze dilenir. Bak bende olmaz o. O yüzden burada nasıl ayrılacağınız sizin bileceğiniz iş. Ben bir hikaye anlattım. Benden bir Ahmet Çakar, Sinan Engin performansı çıkmaz. Oralar başka bir şeydir, biliyorum. Ama kendi adıma çok keyif aldığımı söylemeliyim. Teşekkür ederim. Yayınlanan söyleşilerinin son konuyu Tülay Mekin'e çok teşekkür ediyoruz. Ve kıymetli sevgilisi Gamze Topuz'a da çok teşekkür ediyoruz. Bugün harika oldu. Bir dağılmadan ben böyle bir selfie alacağım. Hepimizi ortaya alıyoruz arkadaşlar. Ortaya geçelim. Tamam mı? Çekiyorum. Teşekkür ederim. Türk milli takımına çok önemli hizmetler vermiş bir zatı bugün ağırlamakta çok mutlu oldum. Sağ olun, çok önemli.